Cübbeli Ahmet Hoca İsmail Ağa cemaatinden dışlandı. FETÖ'nün İsmail Ağa girişi çıkışı 2000'lerden sonra başlamıştır. 2006'dan sonra artmıştır. Cübbeli Ahmet lakabıyla tanınan Ahmet Mahmut Ünlü'nün FETÖ'nün hedefinde olduğu biliniyordu. Ahmet Mahmut Ünlü 22 Mart'ta İsmail Ağa'nın içinde FETÖ ile iş tutanların olduğunu açıklamıştı. Ama FETÖ bu işe niye girdi şimdi? Anlayın ki bu büyük bir projenin parçasıdır. Bu çıkışının ardından Cübbeli Ahmet, cemaat lideri Hasan Kılıç'la görüşmek istedi. Ardından Cübbeli, 27 Mart çarşamba gününe kadar görüşme ayarlanmadığı takdirde elindeki bilgileri kamuoyuyla paylaşacağını söyledi. Bu batılı, bu projeyi, bu FETÖ projesini önleyeceğiz Allah'ın izniyle. Bu cemaati koruyacağız, kurtaracağız inşallah. Son ihtar, köprüden önce son çıkış. Bildiklerimizi bir konuşursak Birileri insan içine çıkamaz. Cübbeli Ahmet Hoca açıklama yapmadan gece yarısı İsmail Ağa cemaati yazılı bir açıklamayla cemaatle bağının olmadığı açıklandı. İsmail Ağa açıklamasında Cübbeli Ahmet'in cemaatin mahremini ortalığa saçtığı belirtildi. Efendim? Gelmesin. İsmail Ağa'dan gelen Cübbeli Ahmet açıklaması FETÖ'cüler tarafından sosyal medyada köpürtüldü. Emre Uslu ve Adem Yavuz Arslan gibi öne çıkan firari FETÖ'cüler İsmail Ağa'nın açıklamasına destek verdi. Dem, Bu gelişmelerin Ulu ardından şehir. Ahmet Mahmut Ünlü YouTube'da canlı sevenle. yayında Ahmet konuştu. Uluslar, Kendisi hakkında cemaatten uzaklaştırma kararının yapdayız, altyapısını hazırlayan kişinin var. Seyfettin İnanç olduğunu belirtti. Aydınlık Gazetesi'nin 14 Şubat'ta manşetten yayınladığı İsmail Ağa'nın içinden FETÖ çıktı haberini hatırlattı. Burada ortada oturan Seyfettin İnanç'tır. Bu arkadaşın Kardeşi Mehmet Bahadır İnanç. Bu kişi FETÖ firarisidir. Şu anda FETÖ'den aranmaktadır. Ee, bunun e, dolayısıyla bizim FETÖ ile bilmem ne ne irtibatımız var diyenin ca bütün camianın para işleri, finans işleri, bütün getir götür işleri, heyetin karar işleri, azil işleri, nasp işleri, ikame işleri hepsi Seyfettin İnanç'ın üzerinden geçer. İsaklı'daki evinde FETÖ firarilerini yatırmıştır. Kardeşi kaçmadan evvel FETÖ firarilerini, öyle iddia böyle. Bu iddiaları araştırmak devlete aittir.